Herkese merhaba. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak 50'den fazla ülkeden gelen öğrenciye ev sahipliği yapmaktayız. Ülkesini en iyi orada yaşamış ve oradan buraya gelmiş olan öğrencilerimiz anlatır fikrinden yola çıkarak her hafta bir ülkenin tanıtımını yapmak üzere bir program dizisi başlatmış bulunmaktayız. Bu kapsamda bugün Özbekistan'ı tanıtacağız. Yanımda Amal var. Merhaba Amal, nasılsın? Merhaba hocam, iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, ben de iyiyim. Bize kendini tanıtır mısın? Benim adım Amal, soyadım Şukurov. 19 yaşındayım. Türkiye'ye bir sene önce gelmiştim. Şimdi Sadem Cebir'i okuyorum. Güzel. Peki Amal, Türkiye'ye geldiğinde sana en ilginç gelen şeyler nelerdi? Türkiye'ye geldiğimde bana en ilginç gelen şeyler bu sokakların dar olması, sonra İstanbul şehrinin çok kalabalık olması, sonra camların çok olması hem de birbirine benzemesi bana çok ilginç geldi. Gayet güzel. Peki kültürünüzle Türk kültürü arasında keşfettiğin benzerlikler var mı? Tabii var. Bunlar mesela bir sofradayken yemeği büyüklerden önce yememeliyiz. Sonra bazı kelimelerimiz de birbirine benziyor. Peki hangi kelimeler, örnek verebilir misin? Tabii mesela su, kitap, telefon gibi şeyler birbirine benziyor. Çok güzel. Ülkenin en meşhur yemekleri hangisidir? Özbekistan'ın en meşhur yemeği bu Özbek pilavı hem de Özbek mantısıdır. Peki Özbek pilavının içinde neler var? Özbek pilavının içinde havuç, et, pirinç var. Özbek mantısının içinde neler var? Özbek mantısının içinde hamur, patates, et var. Hem de Özbek mantısı Türk mantısından daha büyük. Çok güzel. Peki Türk lezzetlerinden en çok sevdiklerini söyler misin? Tabii Türk lezzetlerinden en sevdiğim lahmacun hem de kebaptır. Ben Sakarya'ya ilk defa geldiğimde kampusta lahmacun yemiştim hem de çok beğenmiştim. Bu nedenle haftada 3-4 kez lahmacun yemeyi çok seviyorum. Hem de yanında soğuk bir ayranla. Çok güzel. Amal, Türkiye'den Özbekistan'a gelsem sence nereleri gezmeliyim? Hocam, Türkiye'den Özbekistan'a gittiğin zaman da bence kesin Samarkand'a gitmelisiniz. Çünkü Özbekistan'ın en büyük şehri Samarkand'dır. Hem de tarihi yerleri diğer şehirlerden daha çok tarihi yerleri var. Hem de güzel. Samarkand'ın içinde Registan diye bir yer var. O çok eski bir yer, çok tarihi bir yer. O Temur, Amir Temur eşi için yaptırmıştır. Peki bunlar dışında farklı mekanlar var mı turistlerin ziyaret ettiği? Evet, Buhara şehrine gidebilirsiniz. Orada da çok tarihi bir yerler var. Hiva'ya gidebilirsiniz. Hiva'da göl var. O gölü görmeye turistler her sene gidiyorlar Özbekistan'a. Çok güzel bir göl var. Ben de gitmiştim, ben de beğenmiştim. Çok güzel. Peki ülkendeki en meşhur, önemli insanlar kimlerdir? Özbekistan'da en meşhur hem de önemli insanlardan biri bu Amir Temur'dur. Sonra Özbekistan'ın birinci cumhurbaşkanı İslam Abdaniyeç Karimov'dur. İslam Abdaniyeç Karimov, Özbek insanları için çok önemli bir insan. Şimdi onun kabri de Samarkand'da. Amir Temur'un kabri de Samarkand'dadır. Çok güzel hem de çok büyük şehir Samarkand diyebilirim Özbekistan'da. Peki çok güzel. Verdiğin bilgiler için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Şimdi yanımda Ulubek var. Merhaba Ulubek, nasılsın? Merhaba hocam, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, ben de iyiyim. Bize kendini tanıtır mısın? Benim adım Ulubek, ben 19 yaşındayım. Uzbekistanlıyım. Şimdi Cebir Tayyibesi'nde Sadem'de okuyorum. Peki Ulubek, sen bir süredir Sakarya'da yaşıyorsun ve burada eğitim görüyorsun. Bize söyleyebilir misin? Sakarya senin için nasıl bir şehir? Sakarya benim için çok değişik bir şehirdir. Ben Sirdivan kampüste yaşıyorum ve orada çok öğrenciler var ama çok fazla aileler yok. Sakarya hem küçük hem de kalabalık değildir. Okumak için ideal bir şehirdir. Çok güzel. Peki Ulubek, Türkiye'den ülkene giderken neler götürmeyi düşünürsün? Önce Türkiye'den Özbekistan'a gittiğim zaman aileme, akrabalarıma, arkadaşlarıma lokum, baklava, Türk kahveleri, Türk çaylardan götürdüm.
ve onları çok beğendiler. Şimdi de eğer ülkeme gitsem onları götürmeyi düşünüyorum. Güzel. Peki bize ülkenin yöresel kıyafetini tanıtabilir misin? Ülkenin yöresel kıyafetleri kızlar için atlas kıyafeti ve dupsa, atlas dupsa. Erkeklerin kıyafeti çopan, belbağ, mahse ve dupudan oluşuyor. Güzel. Peki bu insanlar bu kıyafetleri ne zamanlarda giyerler? Bunları genellikle bayramlarda giyiyorlar hocam. Çok güzel. Peki son olarak Türkçeyi nasıl öğrendin? Daha önce annemle Türk dizilerini izlerdik ve Türk dizilerini izlerken ben Türkçeyi çok merak ettim ve Türkçeyi öğrenmek istedim. 9 yıl önce annem Türkiye'ye geldi, daha sonra kardeşim de geldi. Ben 1 yıl önce Türkiye'ye geldim ve üniversitelere başvuru yaptım. Ama üniversitede okumam için Türkçeyi öğrenmem gerekti, bilmem gerekti. Ve Eylül'den sadece A1 seviyesinden okumaya başladım. Şimdi C1 seviyesindeyim. Sadece farklı ülkelerden çok arkadaşlar bulabildim. Öğretmenlerle de iyi bir şekilde iletişim kurabildik. Verdiğin bilgiler için teşekkür ediyoruz Ulu Bey. Size de teşekkür ediyorum. Sademdeki bütün öğretmenlere saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Bugün Amal ve Ulu Bek'le birlikte Özbekistan'ı tanıdık. Gelecek haftalarda farklı öğrencilerle farklı ülkeleri tanıyacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.